Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Her gün iftara ne pişireceğim diye düşünmeyin arkadaşlar. Ben sizler için harika menüler hazırlıyorum. Bugünkü hazırladığım menü sebzeli yoğurt çorbası, maklube ve saray helvası arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum ve hayırlı iftarlar diliyorum arkadaşlar. Zil sesini de açalım. Her gün sizlere harika menü tariflerim olacak. Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bomba bir çorba tarifiyle sizlere geldim. Vitamin bombası arkadaşlar, tam bir şifa. Çorbamız için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet sarımsak, 1 tane soğan, 2 tane patates, 2 tane havuç, 1 çay bardak pirinç, 1 tas yoğurt. Yaklaşık yarım kilo arkadaşlar. Evet, çorbamızın yapılışı. Sebzelerimizi ince yemeklik doğrayalım. Tenceremize biraz zeytinyağı alalım ve soğan, sarımsağı yağda kavuralım. Soğanı kavururken yarım tatlı kaşığı kadar şeker ilave edelim. Şeker ile birlikte hafif terleterek kavuralım. Daha sonra doğramış olduğumuz patatesleri ilave edelim. Kavurmaya devam edelim. Yaklaşık 1,5 litre kadar kettle'da kaynattığımız sıcak suyu ilave edelim. Çorbamızı daha çok vitamin değerini artırmak için varsa mutlaka tavuk suyu da kullanmanızı tavsiye ederim. Yaklaşık 500 gram kadar da 500 miligram kadar da tavuk suyu kullandım. Pirinci şöyle bir yıkadım, kısa bir süre üzerindeki o tozun nişastasını çıkarttım. Onu da ilave ettim. Havuçları da rendeleyelim arkadaşlar. Rendelediğimiz havuçları da çorbamıza ilave edelim. Ve bu esnada biraz daha su takviyesi yapabiliriz. Kıvamını kendimiz ayarlayacağız. Çok katı bir kıvam olmayacak. Çorbamız kaynarken bir yandan yoğurdunu hazırlayacağız. Yoğurt sosumuz için yaklaşık yarım kilo kadar yoğurdun içerisine bir tane yumurta, bir yemek kaşık un, bir tane limonun suyunu ilave edelim. Güzelce çırpalım. Sosumuzu biraz açmak için bir bardak su ilave edelim ve çorbamızın suyundan alalım. 2-3 kepçe ilave edelim. Kesilmemesini sağlayacağız arkadaşlar. Daha sonra çorbamıza yavaş yavaş bu sosumuzu ilave edeceğiz. Evet, çorbamızın kesilmemesi için bu işlemi mutlaka yapıyoruz arkadaşlar. Kaynayan çorbamızın suyundan yoğurda ilave edelim ve bir yandan sürekli çırpalım. Çorba ile eşit sıcaklığa gelen yoğurt sosumuzu çorbamıza yavaş yavaş ilave edelim. Bu işlemi sebzeler tamamen yumuşadıktan sonra ilave ediyoruz arkadaşlar. Birkaç taşım kaynadıktan sonra tuz ile lezzetlendireceğiz ve yağ sosunu ilave edeceğiz. Evet, neredeyse çorbamız olmak üzere. İnanılmaz lezzetli, çok farklı bir yoğurt çorbası arkadaşlar. Tam bir vitamin deposu. Bugünlerde şifa niyetine inşallah yaparsınız, sizler de denersiniz. Evet, naneli sos hazırlıyoruz. Zeytinyağını kızdırıyoruz ve bir yemek kaşığından biraz daha fazla nane ilave ediyoruz. Güzelce kokusunu çıkartıyoruz. Daha sonrasında çorbamıza ilave ediyoruz. Evet,
Evet, cos sesimi de duydunuz arkadaşlar. Sosumuz çorbamızla buluştu. Artık yemeğe hazırdır. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun, kolay gelsin diliyorum. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Ayrıca yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ramazan'a yakışır bir şekilde maklube tarifi ile geldim. Gerçekten hem göze hem mideye hitap ediyor. Sunumuyla birlikte harika bir menü oldu. Bir de çorba yaptınız mı artık iftar menünüz hazır arkadaşlar. Dilerseniz yanına tarhana çorbası yapabilirsiniz. Ev yapımı. Maklube için gerekli olan malzemelerimiz 500 gram antrikot steak kullandım arkadaşlar. Eğer haşlamalık et kullanacaksanız etinizi önceden haşlamanızı tavsiye ederim. Antrikot kullanırsanız benim gibi bu şekilde kavurma yaparak direkt kullanabilirsiniz. Zaten bu tarz et yumuşak olduğu için yumuşacık pişecektir etimiz. Evet, 3 çay bardak pirinç, yaklaşık 1 çay bardağı kadar bezelye kullandım. 1 tane soğan, 1 bardak kadar tavuk suyu kullandım. Yanına da servis için 2-3 tane havuç, 1 kabak, 2 patlıcan, 2 patates, yeşillik salata, çoban salatası yaparak sunum yaptım. Evet, malzeme listemizde arkadaşlar açıklama kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi maklubemizin yapılışına geçiyoruz. Antrikot biftek etlerimizi küçük küçük kuşbaşı halinde doğruyoruz. Teflon tavamıza alıyoruz ve suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Daha sonra bir parça tereyağı ilave ediyoruz. Tereyağını da birlikte kavuruyoruz. Bir tane soğanı irice doğrayalım. Onu da ekleyip soğanlarla birlikte etimizi devam kavuralım. Evet, etimizi tuz ve karabiber ile lezzetlendirelim. Daha sonra ocaktan alalım. Kavurduğumuz etimizi daha sonra böyle orta boy küçük bir tenceremize dökelim tabanına. Kaşıkla da üzerine biraz bastıralım ki sıkışsın. Pirinci arkadaşlar önceden ıslatıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika kadar biraz tuz ile ıslatıyoruz. Daha sonra süzüyoruz. Evet, yıkayıp süzdüğümüz pirinçlerimizin yarısını tenceremize ilave ettikten sonra bezelyeleri ilave edelim. Her yerine yayalım. Bezelye yerine alternatif olarak haşlanmış nohut da kullanabilirsiniz. Benim elimde o an haşlanmış nohut olmadığı için ben bezelye kullanmayı tercih ettim arkadaşlar. Veya hiçbir şey de kullanmasanız da olur. Evet, pilavımızın sosu için 3 çay bardağı pirinç kullandığım için 1 bardağı 2 bardak su kullanıyorum. Bunun için yaklaşık 5,5 çay bardak su kullandım. Ve 1-1,5 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Biraz da zeytinyağı ekleyip karıştırdım. Elde ettiğim bu sosu pilavımın üzerine yavaşça döktüm. Ve kapağını kapatıp pilavımı orta ateşte pişirmeye bıraktım. Pilavım pişerken bu esnada yanına sunacağım sebzeleri kızarttım. Kabak, havuç, patlıcan, patates, küçük küçük kareler halinde doğradım. Bunların miktarı tamamıyla size kalmıştır arkadaşlar. Çok bereketli oluyor gerçekten. Dilerseniz azaltabilirsiniz. Ben bir tane kabak kullandım, 2 tane patates kullandım, 3 tane havuç kullandım, 2 tane patlıcan kullandım ve yanına domates salatası yaptım, mevsimlik çoban salatası. Evet, hepsini bu şekilde kabuklarını soyup kara kara doğradıktan sonra
Fritözde kızarttım. Evet, pilavım suyunu çekti gördüğünüz gibi. Şimdi demlenmeyi bırakacağım. Sebzelerimi kızartana kadar dinlenmiş olacak. Evet, sebzelerimi ayrı ayrı kızarttım arkadaşlar, karışmasın diye. Patates, patlıcan, kabak, havuç ve hepsini ayrı ayrı tabağa çıkarttım. Sunum için bu şekilde ön hazırlıklarını tamamladım. Evet, sebzelerim kızarırken bu esnada pilavım da kendisini gelmiş oldu, dinlenmiş oldu. Biraz silkeledim kenarına yapışmış olan pilavlar açılsın diye. Böyle bir sunum tableti kullandım. Sizler tepsi de kullanabilirsiniz. Tenceremi koydum ortasına ve hızlı bir şekilde tutamak tutarak ters çevirdim. Biraz üzerine vurdum yapıştıysa düşsün etler diye. Bu şekilde tenceremi yavaşça çıkarttım. Maklubimi ters çevirdikten sonra kızarttığım sebzeleri de biraz boşluk bırakarak tabletime dizdim. Ve boşlukların arasına bir yemek kaşığı da yoğurt ekledim. Evet, bu şekilde sunumumu hazırlamış oldum arkadaşlar. En sonunda üzerine badem ve dolmalık fıstık kızarttım. Mükemmel bir lezzetli maklube yemiş olduk. Hem göze hem mideye hitap ediyor gerçekten. Ve oldukça bereketli bir tarif. Kalabalık bir aileyseniz gerçekten bereketli oluyor. Evet, tavamıza biraz zeytinyağı ilave ettim. Kabukları soyulmuş badem ve dolmalık fıstık da ekleyip birlikte kavurdum. Dilerseniz dolmalık fıstığı bademler biraz kavrulduktan sonra ilave edebilirsiniz. Çünkü küçük olduğu için dolmalık fıstıklar bademlere nazaran daha çabuk kavruluyor. Ben yanmaması için biraz erken kapattım. Evet, bademler hafif rengi açık olmuş oldu. Evet, kızarttığımız badem ve fıstıkları da maklubemizin üzerine koydum ve bu şekilde ben servis yaptım arkadaşlar. Müthiş oldu gerçekten. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Dilediğiniz sebzelerde azaltıp çoğaltarak yapabilirsiniz veya sade yeşillik salata yapabilirsiniz. Havuç salatası yapabilirsiniz. Lahana salatası ile birlikte servis yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmıştır. Ben bu şekilde kızartmalar eşliğinde servis yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. İftar için çok güzel bir alternatif olur sizlere de. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak yeni paylaşacağım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımda kendinizi gösterirseniz çok sevinirim. Yorum ve beğenilerle bana desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle bakın. Hoşça kalın.
Merhaba arkadaşlar, ben Nurgül. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok kolay bir helva tarifi vereceğim. Saray helvası, çekme helvası da deniliyor. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz, gördüğünüz gibi büyük bir bardak kullandım. 2 bardak un, 1 bardak pudra şekeri, 1 paket vanilya ve 200 gram tereyağı. Bütün malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. 2 bardak unu teflon tavamıza alalım. Orta ateşte karıştıra karıştıra güzelce kokusu çıkana kadar kavuralım. Dikkat edelim, fazla kavurmamaya dikkat edelim. Tereyağımızı tavaya alalım ve eritelim. Kavururken dikkat etmemiz gereken, çok kavrulmayacak ve hafif renk alıp onun kokusu çıkmış olacak. O zaman yeterli olacak arkadaşlar. Sonra ocaktan alacağız. Kavrulan unumuzu süzgeç ile eleyelim bu şekilde. Hiçbir topak kalmayacak şekilde. Onu eledikten sonra pudra şekerimizi de aynı şekilde süzgeçten geçirerek eleyelim. Elediğimiz un ve pudra şekerini bir pakette vanilya şekeri ilave edelim ve erittiğimiz tereyağını harcımıza ekleyip güzelce karıştıralım. Tereyağını un harcımıza güzelce yedirdikten sonra isterseniz silikon kalıplara, isterseniz bir tepsiye, borcama veya buzluk kaplarına doldurup bastırarak şekil verelim. Ben burada
silikon kalıp kullandım. Ve artan malzemeyi de tekrardan kelepçeli kalıbıma koydum ve o şekilde kullandım. Helvamız kalıbımızdan çıkarırken dağılmaması için güzelce bir kaşıkla bastırarak sıkılaştıralım. Artan diğer malzemeyi böyle bir kelepçeli kalıp kullandım ben. Siz tercihinize kalmış. İstediğiniz bir kap veya bu şekilde kullanabilirsiniz, şekil verebilirsiniz. Daha sonra tahta kaşıkla bastırdım güzelce ve normal yemek kaşığı ile tekrar düzelttim üzerini. Daha sonra keserek şekil verdim. Kalıptan çıkarttım. Küçük kareler halinde keserek şekil verdim. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. İster baklava dilimi gibi yapabilirsiniz veya daha çok büyük yapabilirsiniz. Ceviz ile üzerini süsledim. Silikon kalıp olduğu için çok çabuk çıkıyor. Eğer siz buzluk kalıbı kullanırsanız kalıptan çıkartmadan önce bir 10 dakika buzluğuna atın. Bu sayede daha çabuk çıkartırsınız. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok çabuk çıkıyor. Servis tabağımıza aldım ve ortasına çekilmiş antep fıstığı ile süsledim. Servis yaptım arkadaşlar.
zamanki gibi yazılı tariflerime infobox'taki verdiğim linkten ulaşabilirsiniz. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Umarım bu tarifimizi de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diliyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşıp yorum atmayı unutmayalım. Beni Facebook ve Instagram sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edebilirsiniz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.